siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli başkanları. Aziz Doğu Türkistan dostları, basınımızın değerli temsilcileri, Ürümcü olaylarının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlediğimiz bu etkinliğe verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. 26 Haziran 2009'da Çin'deki bir fabrikada çalıştırılan Müslüman Uygur kızlarına yapılan taciz olayını protesto eden Doğu Türkistanlı kardeşlerimize karşı Çin güvenlik güçlerince kaba ve orantısız güç kullanılmış ve olaylar etnik çatışma ve katliama dönüştürülmüştür. Bu etnik saldırı ve katliamda hayatlarını kaybeden ve yaralananların yakınları olayların soruşturulması ve adli işlem başlatılması talebiyle yasal hakları çerçevesinde ve tepkilerini ifade etme ve hak aramak için 5 Temmuz 2009'da Doğu Türkistan'ın başkenti Ürümçi'de protesto gösterileri düzenlemiştir. Çin işgal yönetimi bu masum, demokratik ve hak arama amaçlı göstericileri dinleme ve ikna etme yerine güvenlik güçlerine ateş emri vererek yüzlerce masum sivili Doğu Türkistanlı'yı öldürmüş ve binlercesini de yaralamıştır. Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi olaylarda 197 kişinin öldüğünü ve 2000'e yakın kişinin yaralandığı açıklamıştır. Ancak tanıkların ifadesine göre bu Çin soykırımında binlerce kişi öldürülmüş ve 10 binlerce kişi ise tutuklanmıştır. Aradan bir yıl geçmesine rağmen olaylar aydınlatılmamış ve sorumlular adalet önüne çıkarılmamıştır. Aksine gizli ve açık idamlar, yargısız infazlar ve sebepsiz tutuklamalarla ortadan yok etmeler sürmektedir. Anıların gözyaşı dinmemiş, aksine acılar ve ıstıraplar katlanarak artmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi 1949'da zorla işgal ettiği Doğu Türkistan'da baskı, zulüm ve yok etme politikası uygulamaktadır. Zorunlu kürtaj ve doğumu yasaklama uygulaması bir insanlık ayıbı olarak sürdürülmektedir. Çift dille eğitim safsatasıyla Türk çocuklarına ana dillerinde ana okulundan itibaren zorla Çince öğretilmekte ve kendi ana dillerinde öğrenmeleri engellenmektedir. Siyasi, ekonomik, kültürel, eğitim ve başka hayatın bütün sahalarında ve işe alımlarda etnik ayrımcılık ve soykırım uygulanmaktadır. Hac ve ümre ibadeti devlet kontrolüne alınmış ve kısıtlanmıştır. Din eğitimi ve ibadetlerin yapılması, hac ibadeti, ifade ve seyahat özgürlüğü ortadan kaldırılmıştır. Doğu Türkistan tarihi sakini ve sahipleri olan Müslüman Türkler için adeta cehennem, etnik Çinliler için ise bir cennete dönüştürülmüştür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Çin Halk Cumhuriyeti işgali altında tuttuğu Doğu Türkistan'da vatandaşı olduğunu iddia ettiği Müslüman Türklere karşı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi başta bağımsız insan hakları kuruluşlarının da raporlarıyla tescil eden baskı, zulüm ve yok etme politikasını insanlığa meydan okurcasına sıkılmadan, utanmadan, pişkinlikle ve pervasızca sürdürmektedir. Doğu Türkistan'da 5 Temmuz devam etmektedir. Doğu Türkistan'da yaşayan Müslüman Türk halkı geleceğinden endişelidir. Ülkedeki Çin işgal idaresiyle onun kuklası sözde özellik yönetip ülkeyi keyfi, insanlık dışı yöntemlerle ve devlet terörü uygulayarak yönetmektedir. Hayvanlara, çevre ve doğal hayata yapılan saldırıların insanlık gündemini işgal ettiği günümüzde mazlum ve mağdur Doğu Türkistan halkının programları Birleşmiş Milletler başta İslam Konferansı Örgütü, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası kuruluşlara taşınmalıdır. Doğu Türkistan'da çiğnenen insanlık onuruna seyirci kalınmamalıdır. İnsan haklarına duyarlı herkesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan 30 milyonu aşkın Doğu Türkistanlı'nın feryadına kulak vermeye
Davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum.